Batılılar Afrika'ya geldiklerinde bizim topraklarımız, Hristiyanların ise İncil'leri vardı. Hristiyanlar bize gözlerimizi kapayarak dua ve ibadet etmemizi istediler. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde İncil vardı. Onların ayaklarının altındaysa bize ait topraklar. Vizigotlardan Sarafenlere değin Hristiyanlık dini ile temasa geçen bütün ırklar, kavimler er geç Hristiyanlığı kabul etmiştir. Bu genel kuralın tek istisnası Türklerdir. Türkler Hristiyanlığı kabul etmek şöyle dursun, ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Onun için Türklerle savaşmak, onları yok etmek zorundayız. Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda ise Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda hedef Asya'dır. Kilisemiz bütün insanlığın mutluluğu içindir. Dinler arası diyaloğun bizim için anlamı bütün insanları İncil'e ve kiliseye, yani Hristiyanlığa ulaştırma yoludur. Şehitliklerimizin üstüne kilise yapanlar hangi yüzle ve neyin diyaloğundan bahsediyorlar? Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümünü, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını söylemeksizin sadece ilk bölümünü ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakışıyla bakılmalıdır. Vatikan'ın önderliğinde yola çıkan Yahudi Hristiyan orduları, tarih boyunca giremediği kaleleri zapt etmek, ülkeleri ele geçirmek, maddi manevi yeni talan haritaları çizmek için bir dünya işgaline çıkmış durumda. Dinler arası diyaloglar, derin ittifaklar, milenyum şifreli mesajlar, gizli kardinaller ve içeriden teslim alma çökertme operasyonlarıyla hedef Asya, hedef Orta Doğu ve hedef Türk coğrafyası. Hedef Türk coğrafyası, çünkü Kardinal Newman'ın ta 19. yüzyıldan seslendirdiği gibi yeni Haçlı Seferi'nin kilit ülkesi Türkiye'dir. Türkiye teslim alınmadan Batı'nın dünyayı işgal rüyaları gerçeğe dönüşemez. Büyük tehdit, işgal ve istila adını alarak ayak seslerini en yakınımıza, sınırlarımıza kadar ulaştırdı. Bu süreç tezkere adıyla 2003 yılında 62 bin kişilik ordusu, 255 uçağı ve 65 helikopteriyle burnunu gösterdi. Siyasetin işgalcilere verilmiş onca sözüne ve çabasına rağmen kader, sadece kader bu ülkeyi kıl payı farkla fiili bir işgalin kapısından geri döndürdü. Aynı hikaye sürüyor. Batı'nın şark hastalığı. Osmanlı İmparatorluğu'nu İngiliz Sömürge Bakanlığı'nın geliştirdiği hile ve desiselerle mezhepler kurarak, krallar tayin ederek ama ille de devleti ayakta tutan, din birliğini bozarak teslim alan Batı, aynı oyunu bugün daha da öteye taşıyarak ve zenginleştirerek Türkiye'ye servis ediyor. Dün Abdülvehhab isimli bir genci, gündüz Ajan Hamper, gece Safiye adlı kadınla ikna edip Vehhabiliği kurduranlar, bu yolla İslam coğrafyasını Ehl-i Sünnet hilafına parçalayarak Osmanlı'nın sonunu hazırlamışlardı.
Hazreti Peygamber hakikatini şirktir diyerek İslam dininden koparan bozguncu zihniyet o gün bu yöntemle koca bir imparatorluğu paramparça edebilmişti. Bir başka ifadeyle cephede kaybeden İngiliz, Osmanlı'yı ayakta tutan sırrı çözmüş ve bir kimya çalışmasıyla İslam'ın gücünü, direncini, kısaca her şeyini oluşturan Hazreti Peygamber'e saldırarak koca ülkeyi içeriden teslim almıştı. Bu tarihi arka plan içinde kritik soru şudur. Osmanlı'nın çöküşü için Orta Doğu'da ajan Humphrey üzerinden içeriden ellerle ve itikadi sapmalarla mezhep kurduranlar, fikir ekolleri oluşturanlar acaba imparatorluğun ana gövdesi olan Anadolu'yu unutmuş olabilirler mi? Türkiye için 1920'de Sevr'i dayatanlar aynı içeriden teslim alma süreci adına bu topraklar üzerine bir senaryo yazmamıştır diyebilir miyiz? Elinizdeki belgesel çalışma işte bu soruya cevap verecek. Büyük ihanetin adresini bu milleti diniyle kültürüyle teslim alarak dışarıya kolay lokma haline getiren adresin kimliğini deşifre edecek. Tarihimize, bugünümüze ve ille de geleceğimize yaptığı ağır tahrifat ve bozgunu ortaya koyacaktır. Batı'nın nihai amacını bir kez daha Papa'nın ağzından tekrarlayalım. Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. İkinci bin yıldaysa Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda hedef Asya'nın ve elbette Türkiye'nin Hristiyanlaştırılması. İsevi Müslümanlık ya da ılımlı İslam. Hristiyan-Yahudi uygarlığı, emperyal emellerini asırlar boyunca misyonerler ve misyonerlik faaliyetleri üzerinden yapa gelmiştir. Gidilen yerlerin işgal ve istilaya açılan öncü rolü misyonerlerin kanatlarında gerçekleştirilmiş, daha doğrusu misyonerlik örtüsü altında askeri, hukuki, siyasi ve dini katliamlarla medeniyetler yok edilerek Batı'nın önü açılmıştır. İşte İnka, Maya, Aztek medeniyetleri, işte neredeyse soyu kurutulan Kızılderililer ve işte Siyah Afrika. Misyonerlik faaliyetleri gerçekten de Batı ordularının önündeki engelleri temizleme vazifesini fazlasıyla yapmış, ancak bu coğrafyayı, yani Türk coğrafyasını Hristiyanlaştıramamıştır. Tarih boyunca Orta Doğu ve Anadolu'ya yapılan Haçlı saldırganlığı, Haçlı'ya karşı verilen cephe savaşında öncülüğün Türkler tarafından üstlenilmiş olması, Hristiyanlığın tahrif edilmiş dini yapısının her sade Müslüman tarafından görülecek çıplaklıkta bulunması, buna İslam'ın ekmel ve son din olma vasfını da eklediğimizde engel oluşturmuştur. Hristiyan dünyası bu gerçeklerden de yola çıkarak Anadolu coğrafyasının ele geçirilmesi için formül arayışına girmiş ve çözümü şu şekilde bulmuştur. İslam'ın köklerinden koparılması, İslami en temel kavramların önce kendi özünden saptırılması, sonra da Hristiyan altyapıyla doldurulması sağlanacak. Yani İslam'ı yenmenin yolu inkültürasyon. İslam'ın Hristiyani kavramlarla bozulması, Hristiyan ilahiyatıyla konuşmak gerekirse İsevi Müslümanlık olarak bulunmuştur. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. İslam dünyası kendisini Müslüman olarak tanımlar. Müslüman olduğunu zannederken Ali'nin külahı Veli'ye giydirilecek ve ben Müslümanım diyenler Hristiyan limanına bağlanacaktır. Bu büyük bozgunculuğun en kritik noktası İslam'ın esası olan kelime-i tevhide saldırıdır ve kelime-i tevhide saldırı için üretilen kirli kurumun adı da dinler arası diyalogdur. Nurlu Hristiyanlar. Dinler arası diyaloğun dünyadaki sahibi Vatikan, Türkiye'deki limanı, yani bu işi üstlenen dinler arası diyalog kavramını Türkiye'nin gündemine oturtan, kurumsallaştıran, kendi ismiyle özdeş hale getiren adresi ise Fethullah Gülen'dir. Bu anlamda Fethullah Gülen demek, Batı'nın misyonerlik faaliyetleriyle gerçekleştiremediğini dinler arası diyalog üzerinden hayata geçirmek, İslam'ın temel rükunlarının içini boşaltarak, onun yerine Hristiyanlığın bakış açısını ve mantığını oturtarak icra etmek demektir. Hahamlar, papazlar,
ve İslam maneviyatına kim düşmansa bu türden insan ve kurumlarla verilen ortak fotoğraflar, iftar yemekleri, o yemeklerde papazlara okutulan iftar duaları, hoşgörü ödülleri hep bu amaca yönelik. Deyim yerinde ise halkla ilişkiler, PR çalışmasıdır. Fethullah Gülen'in papasız, hahamsız bir tek fotoğrafını bulmak hiç değilse bu dönem için imkansız gibi bir şeydir. Hatta o kadar ki Fethullah Gülen'in kitaplarını açın, internet sitesine girin, göreceğiniz fotoğrafların ya da verilen demeçlerin %80'i hahamlı, papazlı görüntüler ya da açıklamalardır. Bu sevgi o kadar sahicidir ki Patrik Bartolomeos memnuniyetini açık seçik ifade etmiştir. İşte Patrik'in Fethullah Gülen'i ne kadar çok sevdiğini, ondan razı olduğunu açıkladığı sözleri. Şunu söylemek istiyorum. Sayın hocamızla birbirimizi çok seviyoruz. Patrik'in sevgisi elbette tek taraflı değil. Şu içten gülümseme bunu ispat etmiyor mu? Dahası Fethullah Gülen karşılıklı sevginin sırf duygu planında kalmamasını, bunun icraata dökülmesini istiyor. İşte Gülen'in Patrik'e cevabı. Cevaptaki Patrik'e yönelik kullanılan ifadelere dikkat. Nazari şeyleri söylemek, anlatmak kolay da bunlar pratikte desteklenirse gerçekleşir ve istikbal vaat eder. Patrik Hazretleri bu civan mertli, bu centilmenliği yaptılar. Kendilerine huzurunuzda saygılarımı arz ederim. İşte diyalogçu Fethullah Efendi ve kin kapısını kapalı tutan Patrik Hazretlerinin birbirlerine duydukları sevgi ve aşk cümleleri bunlar. Biz onları birbirlerine havale ederek devam edelim. Gülen'le hafızalara çakılan resim, Papa ya da Patrik Bartolomeos'la aynı karede buluşulan, dolayısıyla ve bu yolla geniş Müslüman kitlelerde meşruiyet zeminine oturtulmaya çalışılan Hristiyanlık ve Yahudiliktir. Yani hedef İbrahimi dinler kavramında mündemiş olduğu iddiasıyla Hristiyanlığın ve Yahudiliğin önünü açmaktır. Bu bilinçli süreç sonunda Hristiyanlık ve Yahudilik toplumda ama öncelikli hedef olarak Gülen'in cemaati üzerinde yıllardır uygulanan başka psikolojik atraksiyonların da katkılarıyla sözüm ona hak bir çerçeveye oturtulmuştur. Geldiğimiz acı noktaya bir bakınız ki bugün Fethullah Gülen'in bir tek şakirdine papazlar, hahamlar dini ölçüler içinde kötüdür. Bu insanlar Hristiyan veya Yahudi olarak cennete giremez dedirtemezsiniz. Onlara göre Allah'ın rahmeti geniştir ve Hristiyan da Yahudi de cennete girecektir. Yani Aristo mantığıyla teslim alınmış, haşa Allah'tan da merhametli bir mantık bu. Edison elektriği üreterek insanlığa en büyük hizmeti yapmıştır. Dolayısıyla Edison cennete giremeyecek midir yani tartışmalarıyla alıştıra alıştıra yürütülen strateji bugün yerini haham papaz sevdasına bırakmıştır. Fethullah Gülen ve teşkilatı bu inanılmaz Kur'an ve ölçü dışı noktaya ve bu limanda yaşanan ihanete aklın, hafızanın alamayacağı bir din tahrifatıyla oturmuşlardır. Mesela Fethullah Gülen'in sağ kolu ve Zaman gazetesinin yazarı Ahmet Şahin'e göre ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Ahmet Şahin, Amentü'de ittifakımız var. Evet, yanlış duymadınız. Fethullah Gülen şakirdi Ahmet Şahin'e göre ehli kitapla, yani Hristiyan ve Yahudilerle aynı itikada, aynı imana sahibiz. Bunu söyleyenlerin bir zamanlar belli markalardaki yağları domuz karışmış olabilir gerekçesiyle tartışmaya açtıklarını hatırlatarak bugünlere nasıl bir psikolojik savaş yöntemiyle hazırlandıklarının altını çizelim. Ve Ahmet Şahin'in 17 Nisan 2000 tarihli Zaman gazetesindeki yazısını behemehal dikkatlerinize sunalım. Zaten iyice bakıldığında görülecektir ki ehli kitapla temel noktalarda birlikteyiz. Daha meşhur ifadesiyle Hristiyan ve Yahudilerle Amentü'de ittifakımız vardı. Garip olan şudur ki ittifak ettiğimiz Amentü'yü öne geçirmeyip de
ihtilaf ettiğimiz teferruatı ileri sürüp mutlak küfre karşı dayanışmamıza engel olarak görüyoruz. Halbuki temelde ittifak varken teferruattaki ihtilaflara takılıp kalmak makul değil. Evet, Fethullah Gülen'in sağ kolu Ahmet Şahin'in dediği şey bu. Yahudi ve Hristiyanlarla amentü birlikteliğimiz var. Ve biz onlarla mutlak küfre karşı aynı cephede yer alalım. Ahmet Şahin'in bu ipe sapa gelmez akaid dostluğunu değerlendireceğiz. Aynı cephede yer almayı, mutlak küfrü az sonra İslami kaynaklardan cevaplandıracağız. O zaman göreceksiniz ki ortada işlenmiş katliam çapında cinayetler var. Ama şimdilik şu noktaların altını sorularla çizelim. Tevhid esasına dayanan İslam'la teslis esasına dayanan Hristiyanlık nasıl oluyor da aynı oluyorlar? 14 asırlık bir doğru ile Yahudilik ve Hristiyanlık küfür olmaktan çıkarılarak nasıl bu kadar kolaylıkla atlanıp paklanabiliyor? Şahin hangi ortak amentüden bahsediyor? 1000 yıllık ölürsek şehit, kalırsak gazi inancıyla yapılan hac, hilal savaşları, haçlı seferleri, Hazreti Peygamber'in hayatı, Kur'an, sahabe, şehadet, İstanbul'un fethi. Bunlar bir kalemden nasıl silinecek? Bunlar için nasıl teferruattır diyeceğiz. Bunun hokus pokusu acaba nedir? Bu karşılığı içinde yazılı sorulara 1400 yıllık İslam medeniyetinin akaidiyle cevaplar vereceğiz. Ama Şahin'in bu konuda yalnız olmadığının altını çizdikten sonra Fethullah Gülen Şakirdi Ahmet Şahin'in ortaklık ettiği itikadın temelleri kendi üstadına kadar uzanıyor. Yani Şahin'in altyapısını oluşturan ve onu cesaretlendiren şey aslında dinler arası diyalogtan da önce aldığı eğitim ve kültürdür. Emirdağ Lahikası sayfa 206'da bakınız neler söyleniyor neler. Ehli iman Hristiyan'ın ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfrü mutlak hücum ediyor. Şu düsturda yine Ulu Hakan Abdülhamit hakkında yaşasın zalimler için cehennem diyecek kadar cinnet geçiren ve ölçüsünü yitirmiş aynı adresten geliyor. Lem'alar sayfa 151. Ahir zamanda İsevilerin dindarları, ehli Kur'an'la ittifak edip müşterek düşmanları olan Zendeka'ya karşı dayanacakları gibi, şu zamanda dahi ehli Diyanet ve ehli hakikat değil, yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileriyle dahi medar-ı ihtilaf noktaları, muvakkaten medar-ı münakaşa ve miza etmeyerek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Dağdağlı bir üslupla kaleme alınan bu iki yazıda ne deniliyor? Gelin isterseniz önce onu Türkçeleştirelim. 1. Hristiyanlarla samimiyetle ittifak edelim. Onlarla teferruata taluk eden farklılıkları öne çıkarmayalım. 2. Bu ittifakın sebebi ateizme karşı mücadeledir. Ahmet Şahin'i olduğu gibi onun fikir babasını da cevaplandıracağız. Bu ittifakı ve ittifakın gerekçesi olarak temellendirilen ateizme karşı mücadele yalanının şifrelerini çözeceğiz. Ama Fethullah Gülen'le halkayı tamamladıktan sonra Şahin'in ve üstadının samimiyetle birlikte olmaya çağırdığı amentüde birliktelik için Fethullah Gülen acaba ne düşünüyor? Gelin şimdi de gazeteci Ertuğrul Özkök'ün 4.9.2000 tarihli yazısındaki başlıkla isimlendirmek gerekirse Müslüman rahibin konuya ilişkin açıklamalarına bakalım. Fethullah Gülen, itikatta da ahlakta da birlikteyiz. www.m.fgulen.org isimli internet sitesinde de yayınlanan yazısında Fethullah Gülen, Avusturya Melekler Hareketi liderine hitaben bakınız neler söylüyor. İslam'da ve Katolik Hristiyanlık'ta esas olan inanç hükümlerinden başka her iki dindeki ahlaki esaslar da denilebilir ki aynı. Teferruat olan tali meseleleri bir tarafa bırakalım.
Muhtemelen bu kritik ifadeyi duyuncaya kadar Fethullah Gülen'in sadece başörtüsüne furuattandır dediğini sanıyordunuz. Yanıldınız işte. Fethullah Gülen'e göre İslam'la Hristiyanlık arasında ne itikadi ne de ahlaki ölçüler açısından hiçbir fark yok. Fark teferruattadır. Şimdi gelin Ahmet Şahin'i, Fethullah Gülen'i ve hocalarını, yani aynı şeyi söyleyen, aynı kaynaktan beslenen, aynı yolun yolcularını bir arada değerlendirelim. Öncelikle bu büyük çarpıtma karşısında diyoruz ki, uyanın. Bunlar Allah'a şirk koşan, oğulluk isnat eden Yahudi ve Hristiyanlarla İslam arasındaki farkın teferruatta olduğunu, amentüde bir olduğumuzu iddia ediyorlar. Oysa Cenab-ı Hak, Fethullah Gülen'in, Ahmet Şahin'in ve onların fikir babalarının amentüde müttefikiz, itikatta, ahlakta birlikteyiz dediği Hristiyan ve Yahudiler için bakınız açık açık ne buyuruyor. Maide Suresi ayet 5. Şüphesiz ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. İşte Cenab-ı Hak Gülen şakirtlerinin bir ve beraber izlediği, öyle tasvir ettiği insanları böyle nitelendiriyor. Devam edelim. Yine Maide Suresi ve ayet 72-73. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar da yoktur demişti. Görüyorsunuz Kur'an büyük iftirayı ve yalanı nasıl tuzla buz ediyor. Bu kez Tevbe suresi 31. ayetle bozguncuların tahrifatını açık edelim. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek Allah'a kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Ve Tevbe suresinin 30. ayeti. Bakınız Allahu Teala Hristiyanlarla aramızdaki fark teferruattadır. Amentü ittifakımız var diyenleri hangi sıfatla anıyor? Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. İşte muhteşem bir Kur'an tasviri. Allah onları kahretsin. Onlar insanları haktan batıla döndürüyorlar. Son olarak sözü Ali İmran suresi 100. ve Nisa suresi 45. ayetlere bırakalım. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Bu açık ölçüler altında Hristiyan ve Yahudilerle aramızdaki farkı sıfırlayan Fethullah Gülen ve taifesinin oturduğu limanın adını Kur'an tarif etmiş oldu. Gelin şimdi de bu insanların mutlak küfre karşı amentü ittifakı edelim dedikleri saptırmanın gerçek yüzünü ortaya koyalım. Bakalım mutlak küfür neymiş, ne değilmiş? Komünizm öldü, şimdi ne yapacaksınız? Ateizme karşı savaş, yani komünist Rusya'ya karşı duvar örmek, bahsettiğimiz ekolün ifadesiyle küfrü mutlak ile mücadele, bilindiği gibi ABD'nin tek kutuplu dünya öncesinde ortaya attığı Sovyetler Birliği'ni yıkma siyasetidir. Washington bu yolla sözüm ona İslami bir kuşak oluşturarak komünizmi çevreliyordu. ABD'nin stratejik olarak söylediği ve planladığı şeyler
Ahmet Şahin ve Fethullah Gülen'in hocası tarafından bir tahrifata dönüştürülerek sözüm ona İslami bir kılıfa kavuştu. Ortada komünizm tehlikesi var. O nedenle Hristiyanlarla, yani Batı dünyasıyla ittifak edelim. Bahsettiğimiz adres, gerçi bunu Amentü İttifakı'na kadar götürerek bu işin ağababalarını bile solluyor ve meseleyi iyice içselleştiriyor, ama ne gam. O kadarlık yanlış kadı kızında da olur. Ya da şöyle söyleyelim, onların misyon heybesine de bu hizmet yüklenmiş. Bugünlerde bir takım adresleri düşman göstererek 1000 yıllık İslam ve 5000 yıllık Türk tarihini Batı'ya teslim etmenin adı olan Avrupa Birliği filmi de aynı yöntemle vizyona sürülmüyor. İşte öyle bir şey. İslam'ın Müslüman olmayanlara ilişkin en temel hükmü ve bakış açısı saptırılarak bir büyük cinayet işleniyor. Samimiyet, hakiki dindarlar, işbirliği gibi kavramlarla Hristiyanlığın önünü açıyorlar. Böylece büyük fotoğrafta bu karelerle netleşiyor. Tahrifatçılar ve İsevi Müslüman kavramını daha o günlerden ortaya atanlar, belli ki bugünlerin, yani Amentü İttifakı'nın kilometre taşlarını döşüyorlarmış. Hatta kim bilir, dünyayı iki kutba ayıranlar belki de sırf bu sonucu kazanabilmek, İslam'ı tahrif edebilmek adına bir komünizm tehlikesi ve tehdidi oluşturdular. Sovyetlerin bir gecede tek bir kurşun atılmadan teslim alındığını hatırlarsak, olmayacak bir şeyi söylemediğimiz anlaşılabilir. Avrasya İslam Şurası'nda Profesör Doktor Şaban Kuzgun, misyonerlerin İslam inancını ortadan kaldırmak için ateizmi bile desteklediğini vurgulamıştı. Şimdi bu çarpıcı gerçeklerle birlikte temel iddiaya dönelim. Şu günlerde komünizm tehlikesi çoktan bittiğine ve Türkiye, İslam dünyası ateizmin değil, Hristiyan Batı'nın ve Yahudi inancının açık tehdidi altında olduğuna göre, acaba kime, hangi tehlikeye karşı Hristiyanlarla ve Yahudilerle samimi ittifaklar gerçekleştireceğiz? Ve başka bir saptırma daha. Hristiyanlarla kuracağımız ittifak için kullanılan dindar Hristiyan ifadesi de başlı başına bir tuzak. Hristiyanın dindarı, samimisi de ne demek oluyor? Dindar Hristiyan'dan kastedilen şey, olsa olsa ve herhalde kendi dinini, yani Hristiyanlığı çok iyi yaşayan, daha çok kiliseye giden, daha çok hac çıkaran ve de mesela kendi inancı adına Irak'ı işgal eden, Felluce'de 1000 Müslümanı öldüren Hristiyan demektir. Bir başka tarifle dindar Hristiyan aslında İslam'a en uzak Hristiyan demek değil midir? Şimdi gelelim Fethullah Gülen'in aynıyız diye bas bas bağırdığı Hristiyanlıkla İslam'ın neresi eşit ya da aynıdır sorusuna. Hristiyan kaynaklara göre Hristiyanlık. Yazar Alev Alatlı, dinler arası diyaloğu değerlendirdiği bir röportajında şöyle konuşuyor. Hazreti İsa'nın canlı Tanrı olduğuna inanan bir papazla tevhide inanan bir imam ne konuşabilir? Bence ikisinden birisi yalan söylüyor. Evet, gerçekten de Gülen'in kendisi, hocası ve talebesinin aynı imana sahibiz dediği Hristiyanlık, Alev Alatlı'nın ifade ettiği gibi Hazreti İsa'yı canlı Tanrı, Hazreti Meryem'i Tanrı doğuran bakire olarak görüyor. Tahrif edilmiş Hristiyanlık işte böyle bir şey. Hristiyanlıkla farkı teferruat olarak gören Fethullah Gülen'e, Hristiyanlığın tanrısının Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs'ten oluşan üçleme ilahlar olduğunu hatırlatarak bir önemli noktanın daha altını çizdi. Aslında Hristiyan kaynaklarda Fethullah Gülen'i doğrulamıyor. İsa'dan sonra 325 yılında İznik'teki konseyde hazırlanan ve bugünkü Hristiyan mezheplerinin hemen hemen hepsince resmen kabul edilen Amentü, yani Credo, inanç bildirisinde aynen şunlar yazılı. Ben yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı'ya ve Efendimiz olan onun biricik oğlu İsa'ya, Ruhul Kudüs'ten gebe kalana ve Bakire Meryem'den doğana, onun çarmıha gerildiğine, cehennemlere indiğine
üçüncü gün tekrar canlandığına, Oğul Tanrı'nın göklere çıkıp Baba Tanrı'nın sağına oturduğuna, Ruhul Kudüs'e, Mukaddes Katolik Kilisesi'ne, insanın kurtuluşunun yalnızca Tanrı İsa Mesih'e iman etmekle gerçekleşeceğine, azizlerin cemaatine inanırım. İşte Fethullah Gülen ve şakirtlerinin ittifak ettikleri amentü bu. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs'ten oluşan teslis. Katolik Kilisesi'ni mukaddes olarak gören Hristiyan itikadı. Yukarıda aktardığımız ayeti kerimeler bu muharref imana Cenab-ı Hakk'ın ne buyurduğunu ayan beyan ortaya koymuştur. Konuyu her gün 5 vakit namazda okuduğumuz İhlas Suresi ile kapatalım. Kararınızı verin. Nasıl oluyor da Hristiyanlıkla İslam aynı kefeye konabiliyor? İşte muhteşem İhlas Suresi. De ki Allah birdir. Allah öncesiz ve sonrasızdır. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onunla mukayese edilemez. İhlas Suresi ve bu suredeki 4 ayet ve bu 4 ayetle sıralanan vasıflar Hristiyanlığa bir reddiyedir. Teslis inancını savunanlara o tek Allah'tır. Baba oğul inancında olanlara o doğmamış ve doğrulmamıştır. Allah'ı başka şeylere benzetenlere de hiçbir şey onunla mukayese edilemez fermanı ilahisiyle cevap verilmiştir. Tabii ki gören gözler ve işiten kulaklar için. Muhammed Allah'ın Resulüdür hükmüne gerek yok. Şu sözleri şayet ilk kez duyuyorsanız kulaklarınıza inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız çünkü bu lafı kelime-i tevhide inanan birinin söylemesinin imkansız olduğunu herkes bilir. Fethullah Gülen, küresel barışa doğru sayfa 131'de bakınız Hazreti Peygamber'e karşı hangi büyük cinayeti işledi. Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmeli. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümüne, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını söylemeksizin ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakın. Duydunuz değil mi? Kime rahmet nazarıyla bakacakmışız? Allah'ın Kur'an'da kendileri hakkında işte gerçek kafirler bunlardır dediği kimseler. Yahudiye, Hristiyana merhamet nazarıyla bakmalıyız diyerek sözüm ona deliller üreten ve küfre karşı şefkat hünkârlığına soyunan Fethullah Gülen ne hikmetse o dağ gibi sevgisini Müslüman kimliği taşıyan insanlara çok görüyor. İşte Gurbette Fethullah Gülen kitabı sayfa 25. Dünyada en nefret ettiğim insanlardan bir tanesi Bin Laden. Türkiye'de öyle düşünen insanlar varsa onlar da canavarlığa kilitlenmiş insanlar. İşte Bin Laden'den nefret eden ama Bin Laden'i arıyoruz bahanesiyle Afganistan'a ve Irak'a yağdırdıkları bombalarla yüz binlerce insanı katledenlere, mesela Bush'a sevgisini eksik etmeyen, Yahudi ve Hristiyan'a merhamet dolu Fethullah Gülen portresi. Yine Gülen'den devam edelim. Bu kez Hoşgörü ve Diyalog İklimi isimli kitabının 241. sayfası. Kur'an devamla Allah'ı bırakıp da bazılarımızı Rab edinmesin diyor. Dikkat edin, bu mesajda Muhammed'in Resulullah yoktur. Gülen'in sağ kolu Ahmet Şahin de aynı konuda elbette farklı bir frekanstan konuşmuyor. Zaman Gazetesi, tarih 17.04.2000. Mühim olan kelime-i tevhid inancıdır. Hazreti Muhammed'i kabul ve tasdik etmekse şart olmayıp bir kemal mertebesi. Bu cümleler karşısında herkesi, her şeyi bir tarafa bırakarak, varsa şayet bindirilmiş kıta kimliğinden çıkarak imanlarıyla baş başa tefekküre davet ediyoruz. Bu işin şakası, stratejisi yok, olamazdı. Kimse kimseyi kandırmasın. Müslüman bu oyunu göremeyecek kadar saf değildir ve olamaz. Bahsettiğimiz şeyin büyüklüğünü ve çapını isterseniz yeniden hatırlatalım.
Kelime-i şehadetten Hazreti Peygamber sökülüp atılıyor. 1400 yıllık İslam tarihinde yapılmış en büyük tahrifatın adı her koşulda budur. Yani uğruna alemlerin yaratıldığı sevgili peygamberimizi ortadan kaldırmaya çalışmak. İslam'ı bitirmek, Müslüman'ı öksüz bırakmak, misyoner canavarlarının önünde savunmasız bir şekilde yem yapmak, kısaca Hristiyanlaştırmak. Dahası da var. Fethullah Gülen, sevgili peygamberimizi katletmekle kalmıyor, aynı zamanda kelime-i tevhidin ikinci bölümünü kabul etmeyenlere de rahmet nazarıyla bakmamızı istiyor. Ne diyor, tekrarlayalım. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümüne, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını söylemeksizin ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakılmalıdır. Yani Fethullah Gülen, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman şart değildir derken, Şakirdi Ahmet Şahin de Hazreti Peygamber'i tasdik bir kemal mertebesidir diyor. Peki Gülen, Şahin böyle söylüyor da Allahu Teala Habibine yapılan bu saldırıya acaba ne diyor? Biz asıl ona bakalım. Önce bunlara inat, kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadet her şeye yeter ama biz devam edelim. Ali İmran ayet 32. De ki Allah'a ve peygamberine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran ayet 31 ve Nisa ayet 80 ise Allah'a giden yolun Hazreti Peygamber'den geçtiğini açıklıyor. Tabii böylece Gülen taifesinin kime düşmanlık ettiğini de. Peki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirine gelince seni onların başına bekçi gönderdik. Şimdi de Ahzab 56 ve 57. ayetleri aktarıyoruz. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. İşte Habibini bırakınız reddi, inkarı inciteni dahi lanetleyen Allah'ın hükmü ve işte Hazreti Peygamber olmasa da olur diyen Fethullah Gülen ve şürekası. Şunun da altını çizelim ki Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırarak Hazreti İsa'nın ve Hristiyanlığın önünü açanları da yine Cenab-ı Hak elinin tersiyle itiyor. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar, bütün peygamberleri inkardır. İşte Ali İmran ve işte Fatır sureleri. Eğer senin peygamberliğini yalanlarlarsa, kesinlikle senden önceki apaçık ayetlerle, mucizelerle, dini delillerle, hikmetlerle dolu sayfalarla, aydınlatıcı kitaplarla gelen peygamberler de yalanlanmış, inkar edilmiş olur. Eğer seni yalanlamış olurlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmış, inkar edilmiş olur. İşte şimdi de Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sapıtıcılara ve bozgunculara cevap. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden veya Yahudilerden ya da Hristiyanlardan her kim benim peygamber olduğumu işitir de bana iman etmezse o kişi cennete giremeyecektir. Adı bin Hakim anlatıyor. Boynumda altından yapılmış bir haç olduğu halde Resulullah'a geldi. Bana ey Adı, boynundan şu putu çıkar at dedi. Ve ardından şu ayeti okudu. Onlar Allah'ı bırakıp hahamları, papazları ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler olarak kabul ettiler.
Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah ortak koştukları şeylerden münezzehtir. İmanın şartı ikiye indirildi. Fethullah Gülen'in Muhammed'e iman şart değildir cümlesinin bilmiyoruz Vatikan kaynaklı olduğunu söylemeye gerek var mı? Vatikan'ın dinler arası diyalog sekreterliğine atadığı Kardinal Rosanna, dinler arası diyalog kurumunun sahibi olarak diyaloğun gerçekleştirilebilmesi için şu olmazsa olmaz şartları öne sürmüştü. Her din mensubu başka dinlerinde doğru olabileceği ihtimalini kabul edecek, her din mensubu sadece Tanrı'ya ve ahirete inandığı takdirde ebedi kurtuluşa ereceğine ve cennete gireceğine inanmayı kabul edecektir. Peki Vatikan sınırlarını kendisinin çizdiği bu kuralı kendisi açısından kabul etmekte midir? İşte oradan başlayalım. Diyaloğu bir Hristiyanlık kurumu olarak oluşturanların buna olumlu cevap vermesi elbette mümkün değildir. Dinler arası diyalog onlar için Müslümanların dinlerinden soyundurulduğu bir süreçtir, o kadar. Dolayısıyla söz konusu kural, yani Tanrı'ya ve ahirete inanç dışında bir iman şartının olmadığına inanmak sadece Müslümanlar açısından geçerli olacaktır. Onlar Papa'nın 25 Haziran 2000 tarihinde San Pietro Meydanı'nda ifade ettiği gibi Mesih'ten vazgeçmiyor. Kiliseyle diğer dinler arasındaki diyaloğa evet diyoruz. Ancak aynı zamanda tek kurtarıcının İsa olduğunu ilan etmek zorundayız. Vatikan'ın esas hedefi şudur. Hazreti Peygamber'i kelime-i tevhidden silmek, böylece Hazreti Peygamber ortadan kaldırılarak İslam'ın nasıl isteniyorsa o şekilde yorumlanmasının siz onu tahrif etme olarak anlayabilirsiniz, önü açılacak. Hemen şunu da ekleyelim ki, Muhammedur Resulullah'ı kelime-i şehadetten silen Fethullah Gülen teşkilatlarında bugün tıpkı Kardinal Rosanna'nın dediği gibi imanın altı şartı çoktan ikiye indirildi. Evet evet, yanlış duymadınız. İmanın altı şartı çoktan ikiye indirildi. Öğrenci evlerinde en önemli iman şartları adı altında bir eğitimle insanlar sadece iki iman koşuluna, yani Allah'a ve ahirete inanmaya indirgenmiş bir garip itikada yönlendiriliyorlar. Bu yolla Hazreti Peygamber'e imanı akıllarınca kalplerden silmeye çalışıyorlar. Bu noktada, yani itikada taalluk eden konularda Nurcu geleneğin bonkörlüğünün büyük hocalarından kaynaklandığının da altını çizelim. Az sonra bu konuya yönelik örnek açıklamalar vereceğiz ve fakat şimdiden şu kadarlığını Nurcuların deyim yerindeyse çok tuttuğu fraksiyonlar üstü Mehmet Fırıncı'dan aktaralım. Bakınız, 1-7 Temmuz tarihli tempoda Mehmet Fırıncı büyük hocası için neler söylüyor. Daha ziyade İslam'ın ahkam noktasına değil iman noktasına yönelik yazmıştır. Daha o zamandan evlattan anaya hisse verilmesini tenkit etmiş. Kur'an'ın ahkamından bazı şeyler de var tenkit ettiği. İşte cümleleri duydunuz. Mehmet Fırıncı, hocası Said Nursi için Kur'an'ın ayetlerini tenkit ederdi diyor. Daha ne desin? Sözün fazlası deliye söylenir atasözünü hatırlatarak hükmü Kur'an'a bırakıyoruz. Nur Suresi ayet 62. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanmış kimselerdir. Fethullah Gülen, Kur'an ayetleri çok sert. Vatikan, İslam dünyasının Hristiyanlaştırılmasının önündeki en büyük engel olarak İslam'ın şu üç özelliğini göstermektedir. Bizzat Kardinal Rosanna'nın ifadeleriyle aktarıyoruz. Diyaloğun önündeki birinci engel İslam'ın hukuki karakteridir. İkinci zorluk daha da büyüktür. Müslümanlar tarihi kritik metodunu, yani bütün dini metinlerin insan ürünü olduğu ve yazıldıkları dönemin koşullarını yansıttığı iddiasını kabul etmezler. Üçüncüsü, İslam kendisini Yahudilik ve Hristiyanlığı iptal eden en son din olarak görmektedir. Vatikan, İslam'ın işte bu üç temel vasfından vazgeçmesini, diyaloğun ancak bunun ardından mümkün olabileceğini ifade ediyor.
Kardinal Rosanna'nın bu önemli mesajını bakınız Fethullah Gülen nasıl içselleştiriyor ve Papa'yı nasıl selamlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlık ve Yahudiler hakkında kullanılan ifadelerin çok sert olduğu söylenir. Geçmiş dönemlerde bazı Hristiyan ve Yahudilerin apaçık gerçek karşısında gösterdikleri inat, ayak diretme ve düşmanlığı ifade için Kur'an'ın kullandığı üslup, her zamanki Hristiyan ve Yahudiler için de kullanılacaktır diye bir şart ve mecburiyet olamaz. Bu tür ayetlerde sübut-u katiye arandığı gibi delalet-i katiye de aranmalıdır. Yani bu ayetlerin Kur'an ayetleri olduğu kesindir. Fakat o ayetlerin ilk günden bu yana bütün Yahudi ve Hristiyanları içine aldığı kesin değil. Kanaatime göre tarihi hadiseleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalı, yani her hadiseyi kendi şartları ve konumu içinde değerlendirmeli ve bugünkü davranışlarımızda da bugünkü tavırları esas almalı. İşte size Fethullah Gülen. Önce Hristiyan ve Yahudilerle ilgili Kur'an ayetleri çok serttir diyerek Kur'an'ı suçluyor. Ardından haşa, bu çok sert ayetler bugüne değil, indiği döneme, yani 1400 yıl öncesine hitap eder ve orada kalmıştır, orada kalmalıdır diyor. Yani Gülen hermenötik yapıyor. Bir başka deyişle kelime-i tevhidden Hazreti Peygamber'i silen Fethullah Gülen, bu sözlerle de işine gelmediği noktada Kur'an'ın hükümlerini yok etmeye, onu tarihte bırakmaya çalışıyor. Halbuki Fethullah Gülen hangi yalana sığınmaya çalışırsa çalışsın, hak değişmez, ezeli ve ebedi düsturlar manzumesi demektir. Zamanın ve mekanın değişmesiyle herhangi bir değişikliğe uğramaz. İşte Ahzab suresi ayet 62. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Zaman ve mekanla değişen eşya ve olaylar, kabuk mesabesindeki vasıtalar ve detaylardır. Öz, mana, fıtrat değişmez. O halde fıtratı esas alan, ekmel olan, yani ne azı ne fazlası olan İslam elbette değişmeyecektir. Kur'an, bakınız Fatır suresi ayet 43'te bu hakikati nasıl anlatıyor? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma bulamazsın. İlmi ezeli ve ebedisiyle, sanat ve kudretiyle, latif ve habir sıfatlarıyla Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi eseri olan İslam, elbette ki zaman ve mekan kayıtlarına bağlı olarak değişmeyecektir. Bunun pratik anlamı şudur. İslam'ın ayetleri sert ya da yumuşak değildir. Kur'an'ın bir kısmı, hatta bir ayeti bile değiştirilemez. Değil bir ayet, Kur'an'ın bir kelimesine itiraz etmek veya inanmamak küfrü gerektirir. Şimdi de Bakara 85. ayetin ölçüsüyle Fethullah Gülen'in Kur'an tarihseldir yalanını parçalayalım. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünyada ancak rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan asla gafil değildir. Hatırlatalım ki Cenab-ı Hakk'ın ismi şeriflerinden biri de Hak. Allah Celle Celaluhu Hak olduğuna göre bu ismin tecellisi gereği onun dini olan İslam da elbette haktır ve hakikattir. İşte kıblelerini batıya çevirenleri, Yahudi ve Hristiyanlarla yarenlik etmenin akaid temellerine atanları Kur'an böyle tersliyor. Kardinal Rosanna'nın talimatını yerine getirmek, Kardinal Rosanna'nın eteklerini öpmek için Kur'an'ı tahrifata kalkan Fethullah Gülen'i Allahu Teala dünyada rüsvaylığa, ahirette azaba davet ediyor. Son söz. Fethullah Gülen ne yapmaya çalışırsa çalışsın, Kur'an'ı örtmeye, gizlemeye, tarihte bırakmaya çalışırsa çalışsın, İslam son din olarak ve o son din olmanın gereği olarak da her harfiyle kıyamete kadar baki kalacak.
Çünkü Allah'ın hükmü bütün çıplaklığıyla ortada ve bir yıldız gibi parlayıp duruyor. Hiç şüphe yok ki Allah katında yegane din İslam'dır. Hristiyanlar da şehit olabilir. Batı dünyası için fundamentalizmin iki temel göstergesi vardır. 1. Sömürgeciliğe ve haça boyun eğmemek. 2. Şehitlik kavramına inanmak. Bu bakış açısından çıkan doğal bir de sonuç var ve o da şudur. Batının sömürgeciliğine ve haçına ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diye karşı çıkan Müslüman fanatiktir, fundamentalisttir. Bugünlerde ülkelerinin Amerikalılar tarafından işgaline direnen Irak halkının ya da İsrail'in vahşetine karşı mücadele eden Filistinlilerin terörist sıfatıyla isimlendirilmelerinin nedeni budur. Yani bu insanlar işgale karşı çıkıyorlar ve direnişlerinin gerekçesini de ölürsek şehidiz anlayışından alıyorlar. Çünkü şehadete inanmak, Müslümanın dinine olan inancının, İslam'ın Hristiyanlığa meydan okumasının ve Hristiyanlığın da tahrif olduğunun göstergesidir. Çünkü şayet hak dinseniz, buna inanıyorsanız, kutsalını sizden alan din mensubunu cennete gönderirsiniz. Değilseniz bu, kendi dininize olan inançsızlığınızı ispat eder. Öyle bir inancı olmayan ve kendi dinine de güven duymayan Batı dünyası, İşte bu arka planla şehitlik kavramına, İslam'ın bu zenginliğine, kelimenin tam anlamıyla takıntılıdır. Kısaca İslam'ı Hristiyanlığa karşı aziz ve üstün kılan bir direnç kalesi noktasındaki şehitlik, bu insanları fazlasıyla rahatsız etmiştir ve etmektedir. Batı'nın şehitlik kavramına inandığı için Türk ordusunu fanatik ve fundamentalist olarak damgaladığını da biliyor. Tüm mesele askeri kışlalarda ve tatbikatlarda hücum emrinin Allah Allah diye verilmesidir. Ünlü Graham Fuller'in şu sözleri bu anlamda çarpıcıdır ve tüm gizli niyetleri, korkuları bir cümlede ortaya koymaktadır. Şehitlik kavramını silmeden İslam'ı yenemeyiz. Şu açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Ronald Reagan'a ait. Yakın geçmişten bu yana gerçek bir din savaşının çıkma ihtimaline şahit olmaktayız. Bu savaşın sebebi Müslüman toplumların Hristiyan ve Yahudileri öldürme uğruna hayatlarını kaybetmelerinin kendilerini cennete götüreceği düşüncesinde yapmaktı. Reagan'ın cümlelerini Hristiyan zulmüne karşı durmaya çalışan, vatanını, namusunu muhafaza eden Müslüman olarak anlayabiliriz. Bugün Orta Doğu coğrafyasında yaşadıklarımız herhalde tek başına delil olarak yeter. Ama esas verilen mesajı okumamız, o mesaja dönmemiz gerekirse ABD eski başkanı Müslümanın şehadet inancından rahatsızdır. Mevta başkan çarpıtarak da olsa onu anlatmaya çalışıyor. Özetlersek, ölürsek şehidim düsturu bu medeniyetin en büyük inancı ve silahıdır. Batının en korkunç silahları bu iman karşısında eninde sonunda mağlup olmaya mahkumdur. Öyleyse Batı adına söylüyoruz. Yapılacak şey bu itikadı ortadan kaldırmaktır ve vazife içeriye verilmiştir. Şu cümleler Kastamonu layihası sayfa 111'den alınmıştır. Madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın dini hakikisi hükmedecek, İslamiyet'le omuz omuza gelecek, elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya mensup Hristiyan mazlumların çektikleri felaketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. İşte Hristiyan hukukunu İslam'la eşitleyen, Hristiyan'ı da şehitlik mertebesine yükselten inanılmaz bir tahrifa. Hristiyan mazlumlar bir nevi şehittir. İslam'ın en temel kavramlarından birisi olan şehadetin içi, işte böylesine bir tahrifatla Hristiyanlar şehadet mertebesine yükseltilerek boşaltılıyor. Gülen'in hocasının şehitlik mertebesine yükselterek ateşten kaçırdığı, cennete taşımaya çalıştığı Hristiyanlar içinse bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor.
Şu muhakkak ki Allah kafirleri rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir azap hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Kimlerin cennete girebileceğini ise Bakara suresi 111 ve 112. ayetlerde Allah-u Teala şöyle açıklıyor. Ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin de. Bilakis kim Allah'a hakkıyla kulluk ederse onun ecri Rabbi katındadır. Böyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekeceklerdir. Fethullah Gülen'in 1. Körfez Savaşı'nda Amerikan bombardımanıyla ölen Müslüman Iraklı çocuklara ağlamak yerine Saddam'ın attığı birkaç füzeden yaralanan İsrailli çocuklar için söylediği şu sözler bu mantığın 40 yıl sonra da devam ettirildiğinin ispatı. Dün gece ölen İsrailli çocuklar için üzüntüden uyuyamadım. Sabaha kadar ağladım. Fethullah Gülen ve ekolünün İslam'a verdiği en büyük zararlardan birisi belki de bu olmuştur. Hristiyanlık da hak dindir. Şehadet sadece Müslümana ait olamaz diyerek İslam'ın en güçlü kurumlarından birini, şehadeti Graham Fuller'e, Ronald Reagan'a göre ayarlayan mantık, bu yolla Hristiyan işgaline karşı duracak imanı bozmak istemektedir. Yani hedef, dini bütünlüğümüz bozulurken aynı anda milli bütünlüğümüzü de bozmak, ülkeyi ve coğrafyamızı işgale açık tutmaktır. Öyle ya, eğer öldüğünüzde şehit olmayacaksanız ki karşı taraf şehitse siz değilsiniz demektir. Niçin sizden kat kat güçlü düşmana karşı savaşasınız ki? Diyalogtan düğüne. Fethullah Gülen'in başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 2000 yılında Harran'da Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en etkili dinler arası diyalog toplantısını düzenledi. Toplantıda çifte vatandaşlık gibi bir benzetmeyle çift din sahibi olma mizansını ortaya atıldı. Yani hem Hristiyan hem de Müslüman olabilme durumu. Bunu ifade edebilmek, Hristiyanlığın hak bir din olduğunu geniş kitlelere duyurabilmek içinse bir Müslüman kadınla bir Hristiyan erkeğin nikahı kıyıldı. Toplantının resmi gazetesi rolündeki zaman bu sapıklığı diyalogtan düğüne manşetiyle ve büyük bir coşkuyla okuyucularına duyurdu. İşte 15 Nisan 2000 tarihli Zaman Gazetesi'nin konuya ilişkin müjdeli haberi. Hazreti İbrahim'in mekanında haham, papaz ve müftünün huzurunda kendisini kelime...